3 2 Hoca! 1 Geliyorlar! Evet Haluk Bey, başlayabiliriz. Ya efendim görmüyor musunuz? Bizim yaylarımız bozuldu ya, bize bir yarım saat verin lütfen. Biraz nezaket, hoşgörü, Allah Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam tamam, hadi size istediğiniz kadar zaman. Hadi hadi. Ne yapıyoruz? Ulan bu muydu? Bakalım. Oğlum sen pençeyi bitirmeye ant içtiğinde bizim haberimiz yok. Ya olur mu ya? Ben pençeyi... Kes! Rezil ettim bizi. Sakin. Odaklan. Ya tamam oğlum. Dost bir daha kaçmayacağım. Bu kadar sıkmana gerek yok. Konuyu seninle sonra konuşacağız. Önce şu menzil atışlarını yapalım. İskender, bunu ne zamandır sana vermek istiyordum ama doğru zaman bu zamanmış. Ne oluyor baba? Hocam, yoksa bu... Ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu bizi İskender'e götüren pusulaydı. Şimdi sahibine ulaşıyor. Benim mi? Evet. Aslında hep senindi. Senin Mete'ye bıraktığın emaneti Mete tekrar sana emanet etti. Böylece bir döngü tamamlandı. Bugünleri de gördük ya. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Ben anlamıyorum. Sana sonra anlatacağım. Bu uzun bir hikaye. Yani en az bir 5 sezonu var. Söyleyeyim. Biz hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. Fikri, sence de burada bir eksik yok mu? Aa, Efsun Hanım. Nerede? Şimdi anlarız. Eski kemankeşler ok meydanında rüzgara bakıp uygun havayı kollar ve ya hak nidasıyla oklarını en uzağa salarlardı. Orada bulunan herkes ya hak nidasıyla kemankeşlere karşılık verirdi. Öyle ki bu ses uzakta bekleyen, okun düştüğü yeri tespit etmeye çalışan havacılara kadar ulaşırdı.
ve keman keşin oku. Daha önce ulaşılmamış bir mesafeye düştüyse oraya törenle menzil taşı dikilirdi. İşte zamanında menzil atışları böyle yapılırdı. Allah içim şişti. Artık atışlara geçsek mi? Buyurun geçelim. Ben de menzil atış kuralları ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum kısaca. Oku! En uzağa atan kazanıyor işte ya, bu kadar. Bu kadar. Ben bırak deyince bütün oklar aynı anda bırakılacak. Ve bugün havacılık görevini Veci üstleniyor. Bilseydim ben daha iyisini getirirdim vallahi. Bu yarışmada takımların toplam mesafesini hesaplayacağız. Matematikçiniz olarak da ben hesaplayacağım. Sonuçta toplam mesafesi en büyük olan kazanacak. Herkes hazır mı? Hazırız. Biz daha hazırız. O zaman başlıyoruz. Çek! Ne keman ne keman keş. Ancak erdiren tiri menziline. Nidayı ya. Bak. Ya. Ya. Bırak. Metre. Pençe, kazananlar kulübü, iyi biliriz biz her dövüşü. Karanlıktan korkmayız, kara bizim adımız. Bu iş burada biter. Aynen, İskender'i söylemene gerek yok. Vay be. Neredeyse toz koparan İskender'in 847 metrelik rekorunu geçiyordun. İskender kaçar. İskender 847 metre. Ne? Ne? Nasıl yani? Bu nasıl olabilir?
İskender... Toz kurtaran İskender'miş. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Bir şey söylemeyecek misin İskender? Sen geç elini. Ya yedi mi? Ya o şey, Beci benim aklımı karıştırdı ya. Oo, 7. 747 metre. Ve bu son atışlarla beraber pençenin toplam mesafesi 1295 metre, mavi ayınsa toplam mesafesi 1372 metre. Yani kazanan mavi ay. İşte bu. İşte bu. Elimden bir kaza çıkmadan gidelim şuradan. Yürüyün pençe. Haluk Bey nereye? Galibiyetinizi biz yokken rahat rahat kutlayın. Gitmeden size Mevlana'nın bir sözünü hatırlatayım. İnsanoğlu ağaca benzer, kökü ahdinde durur. Sizin sözünüzü hatırlatmama gerek var mı? Yok. İskender, resmen rekorunu egale ettin, farkında mısın? Bu yayın hikayesini öğrenme vakti geldi. Değil mi baba?